Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet kıymetli izleyiciler, bir çarşamba gününde Manşetten Millete programıyla sizlerle birlikteyiz. Sabahınız hayır olsun inşallah. Ekranların başınıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de manşetlerde, bugünkü manşetlerle karşınızda olacağız. Manşetleri sizlere aktarmaya çalışacağız inşallah. Ama onun öncesinde hemen iletişim adreslerimizi sizlere hatırlatalım. 0216 488 0488 numaralı hattan bizlere ulaşabilirsiniz. haber@fmtv.com.tr mail adresinden bizlere ulaşma şansınız var. Ayrıca WhatsApp üzerinden ve normal mesajla bizlere ulaşmak istiyorsanız da 0538 330 97 42 0538 330 97 42 numaralı hattan da bizlere ulaşabilirsiniz kıymetli izleyiciler. Hemen Star gazetesine şöyle bir göz atıyoruz. Star gazetesinde günlük eve anlık takip başlığını görüyoruz. Türkiye'nin gücünü gördüler başlığını görüyoruz. Duble yol kısalttı, radar uzattı. Yıldırım'a tarihi ceza başlığını görüyoruz Star gazetesinin diğer başlıklarında. İse et fiyatlarına fren için ilk hamle, normali sıcak, anormali yakacak başlığını görüyoruz. Avrupa'nın en iyisi Türk Hava Yolları başlığını görüyoruz. Diğer taraftan Brüksel'in terör sevdası, buna da değineceğiz, önemli konulardan bir tanesi. Tereddüt yok, Bahoz öldürüldü. Dün kesinleşti, Bahoz Erdal'ın öldürüldüğü, Fehman Hüseyin isimli teröristin öldürüldüğü. Biliyorsunuz ki elebaşlarından bir tanesi, hatta ikinci adam olarak gösterilen, ikinci şahıs olarak gösterilen Bahoz Erdal öldürüldü. Paralel Amiral ABD'ye kaçtı başlığını görüyoruz. 2 milyon dolarlık gastan DAEŞ çıktı başlığını diğer tarafta da görebiliyoruz. Örgüte cüp ve örgüt örtüsü başlığını da hemen sizlere aktaracağız birazdan inşallah. Günlük eve anlık takip başlığını sizlere hemen aktaralım. Terör örgütleri fuhuş ve uyuşturucu çetelerinin hücre evine dönen günlük daireler için yol haritası tamamlandı. Maliyenin takip kayıtları anında emniyete düşecek. Muhtarların da desteğiyle kiracı bilgilerini gizleyen cezalandırılacak denilmiş. Biliyorsunuz ki günlük evlerde fuhuş ve örgütlerin, biliyorsunuz ki şu evde kalmıştı, bu evde kalmıştı, canlı bomba şu evde kalmıştı diye haberleri de sizlere aktardığımız oluyordu. Bununla alakalı, bunların önüne geçmek için kimlik bilgilerine her daim ulaşılacak. Bununla birlikte eğer kimlik bilgilerini vermeyenler olursa da cezalandırılacak deniliyor, haberin detayı bu şekilde. Kayıt dışına mercek başlığını görüyoruz. İçişleri ve Maliye Bakanlığı Star'ın kamuoyuna duyurduğu günlük kiralık evler ile ilgili ev sahipleri ve kiracıları markaja aldı. Buna göre fuhuş ve terör saldırıları ve kayıt dışını önlemek için internet sitelerinden verilen ilanlar denetlenecek. Evlerin tapu ve vergi bilgileri anlık olarak görülebilecek. Yalan yanlış beyan durumunda emniyet harekete geçecek. Muhtarların da yer alacağı çalışma ile canlı bombaların ve fuhuş yapanların mesken tuttuğu yerlere neşter vurulacak. Evini kiraladığı kişiyle ilgili kimlik bilgilerini bildirmeyenlere cezai yaptırım uygulanacak denilmiş. Haberin detayı bu şekilde. Star gazetesinin bugünkü manşeti bu. Önemli manşetlerden bir tanesi kıymetli izleyiciler. Çünkü bunların önüne geçmek için, fuhuşun önüne geçmek için, terör olaylarının önüne geçmek için önemli adımlardan bir tanesiydi. İnsanlar maddesel için hiç umursamıyor böyle şeyleri, ama diğer taraftan canlı bombalar patladığı zaman, canlı bombalar olduğu zaman, işte şu evde kalmış dedik ya başta, işte bilinmeyen kiracısı komşusunu tanımıyor ama burada bu mu vardı denilen haberleri biz sizlere aktardık. İşte bundan dolayı kesinlikle kimlik bilgilerinin paylaşılması, kimliklerin doğrultulması, bununla alakalı haberleri duymak da güzel. Daha da başarılı oluruz diyorum inşallah. Devam edelim, sür manşete bakalım. Sür manşette duble yol kısalttı, radar uzattı başlığını görüyoruz. Bölünmüş yollarda hız sınırı 110, ancak çoğu noktada tabela 50 kilometre. Üstelik adım başı kule radar var, ceza almamak ise neredeyse
imkansız. Ordu'da bir günde 2000 araca ceza kesen radarlar, bayram trafiğinde sürücülerin kabusu olduğu tuzaklanan radarlar ceza makinesi gibi çalıştı. İTÜ öğretim üyesi doçent Ergün, duble yollara rağmen yanlış trafik ışıkları ve radarların yolculuğu uzattığını ve kaza riskini artırdığını belirtti. Radar uygulamasının amaç dışına taştığını savunan Ergün, ben de 5 saatlik yolu 13 saate geçebildim açıklamasında bulundu. Gerçekten şu günümüze baktığımızda insanlar radar cezaları yemeğe çokça yediğini duyuyoruz. Kendi etrafımızdan, diğer taraflardan insanların radar yüzünden bayağı sıkıntılara düştüğünü, yani normal maddesel de sıkıntılara düştüğünü, aylık geliri olan ve aracı kısıtlı olan asgari ücretle çalışan insanların aracı olanlar bile, hani emanet arabayla bile gitseler, ceza işlemle birlikte neredeyse maaşının yarısının gittiği, %10'unun, %15'inin, %20'sinin gittiğini biliyoruz. Ayrıca bu dediği gibi Ordu, biz de bir Karadenizli olarak Ordu'ya giderken o arada daha da çok radarın olduğunu görebiliyoruz. Duble yol ama gerçekten 2-3 şeritli yol ama hız sınırını aşınca da 50 kilometreye kadar hız sınırı düşebiliyor. Şehir içi olarak gösteriliyor. Ondan dolayı da sıkıntılar oluyor. Buna da bir çözüm bulunması lazım. Gerçekten aşırı derecede radarın olduğunu Türkiye'mizde görüyoruz. Belki kazaları önlemek, insanların can ve mal güvenliğini sağlamak için, ama buna da çözüm bulmaları gerekiyor. Gerek üst geçitler, gerekse yaya geçitlerinden dolayı hız sınırlarını yavaşlatıyorlar ama üst geçitlerle bunu önleyebilirler diye düşünüyoruz. İnşallah buna da bir çözüm bulurlar. İnsanlar gerçekten radar cezalarıyla da birlikte büyük masraflar, büyük harcamalar yapabiliyorlar. Bugün 400-500 milyona kadar radar cezaları çıkabiliyor %30'luk oranlarda. Yani hız sınırını %30'u açtığın zaman 400 milyonluk radar cezasına çıkabiliyorsun. Evet, devam edelim. Diğer bir başlık, Başbakan Yıldırım Kurban Bayramı tatilini 9 gün olarak açıkladı başlığını görüyoruz. Türkiye'nin gücünü gördüler başlığını sizlere hemen aktaralım. Başbakan Yıldırım partisinin grup toplantısında Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısını anımsatarak Türkiye mahvoldu, artık turizm biter. Türkiye bir daha ayağa kalkmaz diyenler bir kez daha yanıldı dedi, açıklamasında buldu. Burada çok acı bir başlık var aslında kıymetli izleyiciler. Türkiye mahvoldu, artık turizm biter, Türkiye bir daha ayağa kalkamaz diyenler bir kez daha yanıldı başlığını sizlere bir not olarak geçmek istiyorum. Böyle diyen insanlar var. Başbakanımız buna değindi aslında. Böyle diyen insanlar var. Böyle diyen insanlar var kıymetli izleyiciler. Ne diyorlar? İşte bomba patladı, artık Türkiye iflah olmaz, turizm bitti, battı diyenler, o kadar can kaybı yaşanmış Atatürk Havalimanı'nda, o kadar can kaybı yaşanmış ama insanların umursadığı o değil. Neymiş? Turizm batar. Ya bu kadar insanın can ve mal güvenliği vardı. Hani bunlar canını kaybetti. Bunların aileleri vardı. Bunlara bir başsağlığı dilemek olmaz mıydı? İşte şöyle böyle demeye ne gerek var? Bir acımızı yaşayalım. Yani turizm olmasa, yani can kaybı olacağına turizm olmasın daha iyi deriz, değil mi? Böyle olması gerekiyor. Ama insanlarda bu yok. Eyvah, bomba patladı, şimdi turizm bitti. Bomba patlamasın, turizm bitsin. Çünkü can güvenliği bizim için daha önemli. Bizim her vatandaşımızın can güvenliği bizim için daha önemli olmalı. Bizim maddesel olarak maneviyatı hiçe saymamız, maddesel ön plana çıkarmamız her zaman bize zarar vermiştir. Zarar vermeye de devam edecektir. Manevi yönümüzü her daim geliştirmemiz gerekmektedir. Buna değinmek istedim kıymetli izleyiciler. Devam edelim. Yıldırım şöyle devam etti demiş. Gazetenin devamında, aynı hava limanına bayramın son gününde Cumhuriyet tarihinin rekor uçuş inişi ve kalkışı gerçekleşti. İşte Türkiye bu devletimizi terörle yıldırmak isteyenler bir kez daha gücünü görmüş oldu. Burada bir ek not olarak şunu da söylemek lazım. Türkiye gibi terörle mücadele eden bir ülke yok. Bu manada başarılı olduğumuzu, gerçekten başarılı olduğumuzu dile getirebiliriz. Gerek askerimiz, gerek polisimiz, gerek özel harekat, gerek bordo belirler, yani jandarma olsun, diğer özel harekat, jandarma, özel harekat, polis olsun, bunların hepsi
gerçekten önemli başarılara imza attılar şu terörle mücadele, şu iki yıl içinde. Ama baktığımızda geçmişe 40 yıllık bir terör örgütü mensuplarını görüyoruz. Terör örgütünü görüyoruz, teröristleri görebiliyoruz. 40 yıl mücadele verildi ama şu son bir yılda, iki yılda verilen mücadele o 40 yıl boyunca verilmemişti. Son bir yılda müthiş bir mücadele verildi. Yani kararlılık gerçekten bir sonuca getirildi. Diğer taraftan başbakanımız olsun, cumhurbaşkanımız olsun, devlet yetkililerimiz olsun bu konuda kararlılığını hiç bozmadı. Buna zaten her zaman arkasında durduğumuzu, teröre karşı, teröriste karşı, yoksa bunların zaten arkasında kimlerin olduğu, kimlerin maşaları olduğunu zaten zikretmiştik. Birazdan diğer haberde de zaten tam noktasına basmış olacağız. Tam bam teli derler ya. Onunla alakalı da açıklama yapacağım. Ama diğer taraftan ne zamanki kararlılıkla mücadele etmeye başladık terör örgütüyle birlikte hemen sonuç verdi. Bakın elebaşları da tereddüt yok. Bazı yerler öldürüldü başlıklarında ekranlarda görmeye başladık. Şükürler olsun. Devamı da gelir diyoruz inşallah. Devamı da gelir. Çünkü ne zamanki elebaşlarına vurmaya başlarsan, yani bataklığı kurutursan, bataklık sineklerle uğraşmazsan o zaman iş sonuçtan kökten çözülmüş olur inşallah. Devam edelim. Diğer bir başlık, tellere tırmananlar ayıklanacak denilmiş. MHP Genel Başkanı Bahçeli kurultay tarihi ile ilgili 10 Temmuz hikayesi sona ermiştir dedi. Muhaliflere yüklendi. MHP'yi itibarsızlaştıran, korsan toplantılar yapan, tellere tırmananlar disiplin kuruluna sevk edilecek, MHP'den ayıklanacaktır açıklamalarında bulundu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Diğer taraftan et fiyatlarına fren için ilk ihale başlığını görüyoruz. Tavan uygulamasına rağmen yükselişi süren et fiyatını frenlemek için süreç başladı. Gümrük vergisiz kasaplık canlı hayvan ithalatında ilk 100 bin baş hayvan için büyük baş hayvan için ihale açıldı denilmiş. Bununla alakalı haber paylaşılmış. Ülkemizdeki et fiyatlarının çıkmasıyla bununla ilgili devletimiz uyarmıştı. Et fiyatlarında indirime gidilmesini söylemişti. Yoksa ithalatla biz bu işi halledeceğimizi söylemişti. Bununla alakalı da ihale ilk 100 bin baş hayvan için ihale açıldı denilmiş haberin detayında. Normali sıcak, anormali yakacak başlığını görüyoruz. Türkiye'nin büyük bir bölümünde etkili olan hava sıcaklıkları hafta sonuna kadar normalin 10 derece üzerine çıkacak denilmiş. Türkiye'nin genelinde de zaten habere girmeden önce hava durumu vardı. Türkiye'nin genelinde güneşli olduğunu görüyoruz. Bununla alakalı da insanlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunalım burada inşallah. Avrupa'nın en iyisi Türk Hava Yolları başlığını görüyoruz. Diğer bir başlıkta bu şekilde Türk Hava Yolları Skytrax tarafından yapılan ve dünyanın en geniş kapsamlı katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirmede 4 ödül birden aldı. İngiltere'de yapılan Farnborough Havacılık Fuarı'nda gerçekleştirilen törende TEE ayrıca 6. kez Avrupa'nın en iyisi ödülüne layık görüldü denilmiş haberin detayında. 2 milyon dolarlık gasptan DAEŞ çıktı. Başlığını görüyoruz. Evet. DAEŞ de bir terör örgütü. PKK terör örgütü nasılsa DAEŞ de bir terör örgütü. Kimlerin maşaları olduğu belli. Ataköy'de 1.9 milyon doları gasp edilen Özbek iş adamı Otabek Ergaz Havun DAEŞ'in kuryesi gaspların da örgütün başka bir kolu olduğu iddia edildi. Polis paranın teröristlere de taşındığını şüphesi üzerinde duruyor denilmiş. Haberin detayı bu şekilde. Her türlü saldırmaya devam ediyorlar. Diğer taraftan sınırımızda geçen günlerde haberini paylaştık. Bir hazırlık içindediler. 9 tane hedeften Türkiye'ye saldıracaklardı. Ama bunun önceden istihbarat alınması neticesinde 9 hedefte imha edildi. Gerek koalisyon uçaklarıyla gerek havan toplarımızla imha edildi. Şükürler olsun böyle bir zayiat yaşamadık elhamdülillah. Paralel amiral ABD'ye kaçtı. 2 yılda kritik görev denilmiş başlığı. Askeri casusluk kumpasının 350 mağdurunun şikayeti üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan tüm amiral Mustafa Zeki Uğurlu soluğu FETÖ'nün
karargahı ABD'de aldı. Uğurlu'nun 2011 yaşında iki kritik göreve getirildiği ortaya çıktı. Pensilvanya'ya servis, deniz kuvvetlerinde haberleşme, atama ve sicil işlemlerinin yapıldığı personel dairesinde görev yapan Uğurlu'nun kozmik bilgileri Pensilvanya'ya servis ettiği iddia edildi denilmiş. Diğer haberin başlığı, örgüte cübbe örtüsü başlığını görüyoruz. Yargı ele geçiriliyor. Algısını güçlendirmek isteyen paralel yargıçlar örgüt imajı vermemek için strateji geliştirdi. Toplu hareketi gizlemek amacıyla kimi emekliliğini istedi, kimi bildiri yazdı, kimi de basın açıklaması yaptı. Tereddüt yok, Bağoz öldürüldü. PKK ile başlarından Bağoz Erdal Kod adlı Fehman Hüseyin'in öldürüldüğü yönündeki bilgileri istihbarat kaynakları doğruladı. Türkiye açısından Bağoz'un öldürüldüğüne ilişkin bir tereddüt yok diyen hükümet kanadı resmi açıklama için uluslararası teyit bekliyor denilmiş haberin detayında. Evet, önemli başlıklardan bir tanesi, buraya değinmek istiyordum. Hemen şunu da sizlere aktaralım. Yıldırım'a tarihi ceza başlığını aktaralım. Fenerbahçe Başkanı Galatasaray ile oynanan kupa finali ardından hakeme ve rakibine yönelik sözleri nedeniyle 8 ay hak mahrumiyeti cezası aldı. Ayrıca 140 bin lira da para cezası kesildi kendisine. Evet, Brüksel'in terör sevdası başlığını görüyoruz. AB terör sorununa çifte standart göstermeye devam ediyor. Daha önce YPG paçavralarının yer aldığı Avrupa Parlamentosu'nun Brüksel'deki binasında şimdi PKK sergisi açıldı. Sergide PKK'nın elebaşı Öcalan ve PYD teröristlerini gösteren fotoğraflar var. Aslında bu haber bizlere neyin ne olduğunu gösteriyor. Bundan önce gözümüze soka soka bize ne olduklarını gösterdikleri halde bizim bazı liderlerimiz bunları anlamak istemediler. Hala da dostum diyenler var bu ülkelere. Bu ülkelerden bize dost olunmayacağını, bu ülkelerin bize fayda vermeyeceğini, bu ülkelerin bize kesinlikle ve kesinlikle yarar gelmeyeceğini aktardığımız halde ve bunu yaşadığımız halde. Diğer taraftan daha geçen günlerde bir haber paylaşıldı. Ülkemizde casuslukla suçlananlara Avrupa Parlamentosu Başkanı gidip de ödül verebiliyorsa ve bu Ankara'ya bir mesajdır diyebiliyorsa, biz bunların daha ne olduğunu anlamadıysak, hala bunlardan bir medet umuyorsak, hala bunlardan bir yarar gelmesini bekliyorsak bizim vay halimize denir. Ama diğer taraftan bir Müslüman olarak Müslümandan başkasının bize yararı olmayacağını, bizim faydamızın sadece ve sadece Müslümanlardan olacağını, bizim yararımızın sadece ve sadece Allah katında olacağını bildiğimiz zaman, işte o zaman galip gelen biz olacağız. İşte o zaman her zaman kazanan biz olacağız. Çünkü bizim güvencemiz Allah katındadır. Bizim güvencemiz o Avrupa Birliği'nde, şu Avrupa Birliği'nde maddesel olarak diğer ülkelerde değildir. Bizim güvencemiz Allah katındadır. Allah ve Resulüne itaat ettiğimiz zaman o zaman başarılı olacağız. Çünkü bizi yaratan Allah'tır. Bizim hakimimiz Allah'tır. Bizi yargılayacak olan Allah'tır. Bunu eğer benimseyerek, tabii ki siyasal boyutlarda, ticari boyutta anlaşmalar yapılabilir. Diğer ülkelerle gidilir, anlaşılır, ticari boyutta anlaşılır. Ama kesinlikle bunların bu şu manaya çıkmıyor. Bizim şu anda yaşadığımız tek sıkıntı aslında bu. Bu şu manaya çıkmıyor. Tamam, biz bunlarla anlaşıyoruz ama bunlara kesinlikle güveneceğiz. Bunlara kesinlikle el sıkıştıktan sonra dostum diyeceğiz. Bunlar ne zaman size dostum demiş ki? Bunlar size gülerken diğer taraftan terör örgütleriyle el sıkıştılar. Bunlar bize gülerken, Türkiye'ye gülerken, Türkiye ile anlaşma masasına oturdukları zaman diğer taraftan Suriye'de Müslüman kardeşlerimizi bombaladılar. Bunlar böyle bir millet. Bunlar hain bir millet. Bunlar katil bir millet. Rusya'nın daha geçen günlerde haberlerini aktardığımızda Suriye'deki kardeşlerimizle vakum bombalarıyla, misket bombalarıyla ne kadar ateş açılmışsa, ne kadar sivil ve çocuğun öldürüldüğünü eğer görmezden geliyorsak ve bunları hala dostum diyebiliyorsak bir sıkıntı var demektir. Bizim dostumuz Müslümanlar. Bunun üzerine çok durmak istiyoruz ve bunun üzerine durmaya devam edeceğiz. Önemli. Eğer bir devlet lideri, burada devlet liderlerine neden bunu söylüyoruz? Çünkü eğer bir devlet lideri gerçekten dostumuz olmayana,
dostumuz derse halk olarak da insanlar onları dostum olarak algılayacak. İsrail ile bir anlaşma gerçekleştirildi. Suriye ile Rusya ile bir anlaşma gerçekleştirildi. Rusya dediğimiz ülkeyi demin bahsettik. Rusya katil olan bir devlet. Yani Müslümanları katleden bir devlet. Diğer taraftan İsrail, Mavi Marmara ve onun öncesinde ve şu anda da daha bugünkü gazetelerde hemen aktaracağız. Haberlerde var. İşte Mescid-i Aksa ayak postalları ile girerler ve kirletenler, senin dinine zerre kadar önem göstermeyenler. Bunlar zaten kendi istediklerini yapıyorlar. Bunları garip görmemek lazım. Bunlar böyle zaten. Bunları biliyoruz. Ama biz Müslümanlar halk olarak da bunlara karşı tavrımızı göstermemiz gerekiyor. Devlet yetkilileri de olarak tavrımızı göstermemiz. Biz Müslümanız. Size ticari olarak bir anlaşmamız olabilir ama kesinlikle size güveneceğimiz anlamına gelmez. Bunlara güvenilmez. Bunlar senin yüzünden bugün gülerler. Yarın sırtından bıçaklamayı da bıçaklarlar. Sonra derler ki sana siz bizi sırtımızdan bıçakladınız derler. Kendileri yaparlar ama siz bizi sırtımızdan bıçakladınız derler. Böyle bir millet bunlar. Yahudi anlayışı, Yahudi zihniyeti bunların oyununa gelmemek lazım. Bir Müslüman uyanık olmalı. Müslüman uyanık olmalı. Uyanıklığını da her zaman göstermeli. Güven konusunda tekrar tazeleyip anlatacağız inşallah. Devam edelim diğer gazetelerimize ama bunun öncesine hemen iletişim adreslerimizi tekrar hatırlatalım. Kıymetli izleyiciler, gelen mesajlar var. Onlara da selam gönderen izleyicilerimiz var. Aleyküm selam diyorum hepsine ama hepsine yer vermeye çalışacağım. 0538 330 97 42 numaralı hattan WhatsApp üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz kıymetli izleyiciler. 0216 488 0488 numaralı hattan da bizlere ulaşabilirsiniz arayarak. Arkadaşlar bizleri içeriden iletecek. haber@fmtv.com.tr adreslerinden de mail yoluyla bizlere ulaşabilirsiniz kıymetli izleyiciler. Evet, devam edelim. Yeni Akit Gazetesi'nin manşetine bakıyoruz. Yeni Akit Gazetesi'nin manşetinde PKK ve DAEŞ'e niye oy verdin? Başlıyoruz. Başbakan Binali Yıldırım'dan CHP'ye hesap ver çağrısı. Partisinin grup toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, 2013'te DAEŞ ve PKK'ya karşı meclise karar alınırken mecliste CHP niye hayır oyu verdi denilmiş. Onun cevabını versin önce kimin DAEŞ'e müzahir olduğu, kimin PKK'ya müzahir olduğu mecliste yapılan o oylamanın sonucunda belli dedi. Çok önemli bir açıklamada bulundu Başbakan Yıldırım. ABD'ye de terör eleştirisi, PYD'yi terör örgütü kabul etmeyen ABD'yi de eleştiren Başbakan Yıldırım, PYD terör örgütü değilmiş, neymiş efendim? DAEŞ'e karşı koalisyon güçleriyle müdahale ediyormuş. Ne zamandan beri bir terör örgütünü yok etmek için bir başka terör örgütü başka bir terör örgütüne yardım etmeye başladı açıklamasına. Yani terör örgütünü terör örgütüyle yok edemezsin. DAEŞ'i yok etmek için o kadar ülke var. Düşünseniz, yani şöyle biraz mantıken olarak da biraz düşünsek. İşte İngiltere'si DAEŞ'le mücadele ediyor. Fransa'sı DAEŞ'le mücadele ediyor. İşte diğer Avrupa ülkeleri DAEŞ'le mücadele ediyor. ABD'si DAEŞ'le mücadele ediyor diyor. DAEŞ nasıl bir terör örgütü ki? Bu kadar güçlü ülke. ABD süper güç. Avrupa ülkelerine biliyorsunuz ki Avrupa Birliği'ne girmek isteyen çok çok güçlü bir ülke olarak gözüküyor. Diğer taraftan İngiltere diyorsun, nasıl bir güç ki DAEŞ, bu kadar ülke toplanıp da bir DAEŞ terör örgütünü bitiremiyor. Aslında bunun sorunun içinde cevabı var. Bunlar bitirmek istemiyor. Bunlar kendi kuyruğunu kesmek istemiyor. Bunlar kendi maşalarını elinden bırakmak istemiyor. Yoksa kendi elleriyle eğer tutarlarsa o ateşe elleri yanacak. Kendi maşalarıyla birlikte tutuyorlar ve hareket ettiriyorlar. Gerek orada bomba patlattırıyorlar, gerek şurada bomba patlattırıyorlar, gerek Suriye'de katlediyorlar kardeşlerimizi, Müslüman kardeşlerimizi. Diğer taraftan Bazı Erdal öldürüldü biliyorsunuz ki. Bazı Erdal nerede öldürüldü? PYD sınırları içinde öldürüldü. Hani bu terör örgütüne destek vermiyordu? Hani bu terör örgütü değildi? Çünkü ABD şu an bunu savunuyor. PYD'nin bir terör örgütü olmadığını savunuyor. Ama diğer taraftan YPG, PYD, DAEŞ, PKK bunların hepsinin bir olduğunu, bunları isimlendirmek sadece kendileri aralarında olduğunu, bunların maşalarını tutanların hepsinin aynı olduğunu söyleyebiliriz ve aktarabiliriz. Çünkü bunlar hep aynı.
Değişen bir şey yok. İsmi sadece DAEŞ olmuş, PKK olmuş, PYD olmuş, YPG olmuş, TAK olmuş, hiç fark etmiyor. Bunların hepsi aynıdır. Değişen bir şey yok. Bunlar ne ile nemalanıyorlar? İşte İngiltere'si, Avrupa ülkeleri, ABD'si bununla birlikte nemalanarak Türkiye'ye zarar vermeye çalışıyorlar. Müslümanlara zarar vermeye çalışıyor. Asıl hedefleri ne biliyor musunuz kıymetli izleyiciler? Asıl hedefleri de İslamiyet. Yani senin dinini elden almak. İşte Türkiye'yi bölmeye çalışıyorlar. Eyvallah, Türkiye'yi bölmeye çalışıyorlar. Ama asıl hedefleri ne? İslamiyet. Eğer öyle olmasaydı PKK terör örgütü işte Doğu illerinde camilere zarar verilmez. Değil mi? Böyle aktarabiliriz sizlere. Ama asıl hedeflerinin İslamiyet olduğunu da kesinlikle unutmayın. Rabbim bunların şerrinden bizleri emin eylesin diyelim. Diğer tarafta başlığa bakalım. Sağlıkta devrim yapıyoruz. Kurban Bayramı tatilinde 9 gün olacağını söyleyen Başbakan havalimanlarında rekor kırıldığını belirtti. Sağlıkta yeni dönemin müjdesini de veren Yıldırım, sağlık şehirleri kuruyor. Şehir hastaneleri yapıyoruz. Şu anda 16 büyük şehir inşaatı devam ediyor. 30 ilimizi kapsayacak çalışmalar tamamlandığında 35 bin yatak kapasitesi sağlayacağız dedi. Elhamdülillah. Biz bunlara şükrediyoruz. Gerçekten bu konuda devletimiz gerek hastaneler, gerek yollar, duble yollar dediği kendi tabirlerince duble yollar, işte diğer taraftan maddesel olarak bir kazanım sağlanıldı. Elhamdülillah. Bunlara şükrediyoruz. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Elhamdülillah diyoruz. Bunlara, kendilerine bu çalışmalarından dolayı ülke başındaki Cumhurbaşkanımız olsun, Başbakanımız olsun, diğer milletvekili olsun, kendilerine teşekkür ediyoruz. Ama burada atladığımız bir konu var. Dün Başbakan Binali Yıldırım şöyle bir açıklama yapıyor. Biz şu anda diyor insana yatırım ve eğitime yatırım yapmamız gerektiğini söylüyor. Kendisi, kendi ifadesi dünkü konuşmasında. Genel Başkanımız Fatih Meclisi Genel Başkanı Masum Bayraktar Hoca Efendimiz de demişti ki insana yatırım yapılması lazım. Bu proje insana yatırım projesi adı altında böyle bir projenin ortaya çıkması ve insana artık yatırım yapılması. Tabii ki maddesellerin ön planda olduğu bir ülkemizde artık insana yatırım yapılması gerektiğini ve eğer gerçekten temelden bir çözüm istiyorsanız eğitiminde ele alınması ve baştan dizayn edilmesini zikretmişti. O öngörüsü şu an Başbakanımızın dilinde, şu an kendisi de bu ifadeyi kullanıyor. İnsana yatırımın olacağını, gerçekten ve eğitime yatırımın olacağını zikredilmişti. Şükürler olsun. Bunları da duymak güzel. Ama maneviyatın olmadığı bir yerde kaos olur. Maneviyatın olmadığı bir yerde terör olur. Efendi Hazretlerimiz Kaddesallahu Vesselam'a soruyorlar. Yani bu zamanda bu kadar terör olması, bu kadar şehit vermemizin sebebi sizce nedir diye sorulduğunda Efendi Hazretlerimiz 3 kere zina, zina, zina diyor. Günümüze baktığımızda gerçekten Allah dostları bir şey de söylediği zaman ona bir bakılır. Gerçekten bir ne diyor, bunun altında ne mana var diye bir bakılır. Ülkemizde şu an baktığımız zaman ülkemizde zinayı, faizi, haramı normalleştirdiler. Eğer bu kadar haramın içinde bizim başımıza bir bela, bir felaket, bir musibet, bir sel felaketi ya da bir heyelan, bir hortum felaketi gelmiyorsa o da o Allah dostları sayesinde gelmiyor. Yoksa bizim başımıza bu kadar haramın işlendiği, haram bataklığının olduğu, uyuşturucu bataklığının olduğu, faiz bataklığının olduğu şu zamanımızda bizim başımıza bela, musibet gelmiyorsa bilin ki bu Allah dostlarının ve şuncacık hafız talebelerin sayesinde gelmiyordur. Yoksa bizim bir şey olduğumuzdan, yani insanlığa baktığımızda insanlığın bir şey olduğundan değil. Sırf onların yüzü hürmetine Rabbimiz bize de merhamet ediyor. Onun için Müslüman olarak kendimize gelmemiz gerekiyor. Zina desen kol geziyor. Faiz desen kredi altında normalleştirilmiş bir şekilde. Faiz ki Allah ve Resulü'nün harbi ilan ettiği bir olay, bir günah, bir haram. Harbi ilan ediyor. Sen Allah karşısında ne kadar dik durabilirsin? Zerre kadar dik duramazsın.
Sen Allah'ın harp ettiği bir olayda rahatlıkla ben bunu kullanırım. Ya bu zamanda ne olacak ki? Bu zamanda ticaret böyle oluyor hocam dersen sıkıntıya düşersin. Allah nezdinde sıkıntıya düşersin. O zaman da Rabbim muhafaza eylesin diyelim. Bugün de yapacağımız iş ne? Hem aile olarak hem devlet yetkilileri olarak bizim yapacağımız şey maneviyata, nasıl insana yatırım denildiyse insanın maneviyatına yatırım yapılmalı. Eğitimde reforma gidilme, devrim yapılmalı eğitimde. Ne gibi? İnsanlar gerçekten evlatlarımız olarak, gençlik olarak bir düzelmeye gitmek istiyorsak maneviyatın hiçbir zaman eksik olmaması gerekiyor. Eğer biz geleceğimizi o zaman ihya etmek istiyorsak gençliğimizi bir ihya edelim, gençliğimizi bir geliştirelim, gençliğimizin maneviyatını bir yükseltelim ki geleceğimiz de ihya olsun. O zaman diyelim ki dünyaya kafa tutuyoruz diyebiliriz. Eğer maneviyat, geleceğimizi, gençliğimizi ihya etmek istiyorsak o maneviyatı gençliğimizin kalbine vermemiz lazım. Her zaman bir lafı ifadeyi söyleriz burada. Hani toz var üzerinde, tozları bir silmek lazım. İşte o tozları maneviyatla silmek lazım. Küçük çocuk 5 yaşında, 6 yaşında eğitime başlamalı ve bu şekilde imanlı bir gençlik yetiştirirsen sen dünyaya da hükmedersin, Mars'a da hükmedersin. Fark etmez yani. Bunu söylememin sebebi yani sınırın olmaz. Nasıl Osmanlı Devleti dünyaya hükmediyorsa, kilometrelerce öteden bir dansı kaldırabiliyorsa, o korkuyu o millete salabiliyorsa, onu da imanla saldı o korkuyu. Allah-u Teala'nın verdiği imanla saldı. O zaman bizim de yapacağımız şey belli, reçete belli. Sadece bu reçeteyi uygulamamız gerekiyor kıymetli izleyiciler. Devam edelim. Diğer başlıklara bakalım. Hanedana vefa vakti. Hanedan mensuplarının sorunlarına ilişkin çalışmalar yapan Mehmet Tosun, Osmanlı padişahlarının soyundan gelen 80 hanedan mensubuna maaş bağlanmasını gerektiğini söyledi. Tosun, hanedan mensuplarına sahip çıkmak tarihi olan borcumuzdur. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu zamana kadar tarihe verdiği katkıdan ötürü şükranlarımızı sunuyorum açıklamalarında bulunmuş. Yargının işi siyaset değil başlığını görüyoruz. Yargıda birlik derneği başkanı Birol Kırmaz, bazı Yargıtay üyelerinin hükümetin yüksek yargının yeniden düzenlenmesine yönelik yasama çalışmalarını protesto etmek için bildiri okumalarını Yeni Akit'te değerlendirdi. Kırmaz, yargı mensuplarının işi yasama faaliyetlerini eleştirmek değil, kanunları uygulamaktır. Milli irade ürünü bir kanuna yargıçların tepki göstermesi de demokrasilerde kabul edilemez diye konuştu. Evet, diğer bir başlık, CHP'li belediyeye tencereli tavalı protesto denilmiş. İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları yemek hakları verilmediği için tencere tavalı eylem yaptı. Belediyede görevli memurlar 15 Temmuz'da bir günlüğüne iş bırakma kararı aldıklarını açıkladı denilmiş haberin detayında. Polisin önlem aldığı eylemde yemek hakkımız İzmir Büyükşehir imzanın arkasında dur sloganları atan yaklaşık 100 eylemci, memur adına açıklama yapan tüm Yerelsen İzmir Birinoğlu Şube Başkanı Hakan Kıran, 14 Ocak'ta İzmir Büyükşehir Belediyesi ile 6000 memuru temsilen sözleşme imzaladıklarını hatırlattı. Kıran o tarihten bu yana sözleşmedeki yemek yardımının uygulanmadığını söyledi. Yani 14 Ocak'tan beri imzaların atıldığı ve yemek anlaşmasının uygulanmadığını, yani yemek yardımı anlaşmasının uygulanmadığını aktarmış. Bu iş yerinde grev var başlığını görüyoruz. Hani pankartlar bu şekilde. Yemek ihalesi derhal başlasın. Yemek ihalesi derhal başlasın başlığını görüyoruz. Devam edelim. Milli savunma şer odaklarının hedefinde. Milli ve yerli savunma sanayine karşı çıkan Cumhuriyet Gazetesi bu defa da İslam ülkelerine uluslararası savunma danışmanlığı hizmetleri vermek için kurulan SADAT'ı hedef aldı. Yeni Akit'te konuşan SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Tanrıverdi, küresel güçlerin ve içerideki işbirlikçilerinin milli ve yerli bir amacı olan SADAT'tan rahatsız olduklarını söyledi. SADAT'a yönelik karalama kampanyasının paralel yapı ve 28 Şubat zihniyetinin
merkezinde olduğu bir yapı tarafından organize edildiğini söyleyen Tanrıverdi, şirket üzerinden şahsımıza siyasal iktidara ve Cumhurbaşkanı'na hücum ediyorlar dedi açıklamalarında bulundu. Gerçekten önemli başlardan bir tanesi. Biz milli savunma sanayimizde gerçekten gelişiyor muyuz? Gelişiyoruz elhamdülillah. Bunlara da şükretmek, şükredelim diyorum. Şükretmek, çünkü şükretmezsek çoğalmaz. Şükredeceksin ki çoğalsın. Millileşme konusunda ülkemiz bir millileşmeye girdi. Elhamdülillah savunma sanayimizde girdi. Ne zaman ki bir kendimiz bir şeyler üretmeye başladık, ne zaman ki silahlanmaya başladık, silah üretmeye başladık, biliyorsunuz ki bununla alakalı yeni bir seri üretim gerçekleşti. Askerimiz yerli silahımız, milli silahımız oldu. Diğer taraftan milli tanktı. Bununla alakalı millileşmeye başladık. Ülkeler korkmaya başladı. Ülkeler çekinmeye başladı. Yani Türkiye'den o zaman çekinmeye başladı. Yani bunların saldırması da, şer odaklarının Türkiye'deki maşalarının saldırması da bundan dolayıdır. Yani Türkiye gelişmesin, Türkiye ilerlemesin, Türkiye ekonomik olarak gelişmesin, Türkiye güçlenmesin diye maksatları ne kadar propaganda yaparlarsa yapsınlar, bu devam edecek. Türkiye inşallah güçlenecek. Maksatlar ama Türkiye'nin önüne engel koymak. Türkiye'nin her türlü, bakıyorsunuz ki her yerden bir patlak ses duyuyoruz. Çünkü artık Türkiye gelişiyor. Türkiye bir eski Türkiye değil. Bununla birlikte yürüyen bir Türkiye, ilerleyen bir Türkiye, gerçekten güçlenen bir Türkiye. Eksikleri, hataları var mı? Tabii ki eksikleri, hataları var. Bunları biz buradan her daim aktarıyoruz. Bu da hani kesinlikle yanlı konuşmak değil. Türkiye menfaatine konuşmak maksat bu. Türkiye menfaatine konuştuğumuz zaman gerçekten bir ilerleme kaydediliyor mu? Eksikleriyle, hatalarıyla güzel günler geçiriyoruz. Ama Müslümanlar olarak kesinlikle ve kesinlikle burada da millileşmenin artık her alanda bir yeni anayasadan bahsediliyor değil mi? Yeni bir başkanlık sisteminden bahsediliyor. Bunların bile milli olması lazım. İşte oranın şimdi Avrupa ülkelerinin işte ABD'nin başkanlık sistemini araştırdıklarını açıklamışlardı iktidardakiler, işte bununla alakalı devlet liderlerimiz. Ama biz diyoruz ki niye bu bakıyoruz, onların içinden almaya çalışıyoruz, onların başkanlık sistemini araştırıyoruz. Niye Türkiye kendi bir başkanlık sistemi üretmiyor, insan halkına böyle bir şey sunmuyor? Çünkü bu halk seni desteklemiş, bu zamana kadar destekledi. Bunu halka sunarak, halkın da görüşlerini alarak bu şekilde daha dizayn edilebilen ve bununla alakalı STK'ların verdiği, gönderdiği, ayrıca Fatih Medreseli'nin taslak olarak tam olarak gönderdiği bir anayasa maddesi var. Bunları da göz önünde bulundurarak bir çalışma başlatılabilir diye düşünüyorum. İnşallah bu konuda da milli bir anayasa, milli bir başkanlık sistemi, milli bir eğitim sistemi. Gerçekten milli eğitim, adı milli eğitim ama millileşmeyen bir eğitim var. Fransız olan bir eğitim var. Bize Fransız olan bir milli eğitim var. Rabbim inşallah en kısa zamanda milli ve manevi bir eğitim sistemini, ülkemize millileşmeyi en kısa zamanda bizlere nasip eylesin diyelim. Burada temennimiz bu noktadadır inşallah. Bahçeli MHP'nin itibarını zedeleyenleri ayıklayacağız. Partisinin grup toplantısına konuşan MHP lideri, Bahçeli MHP'yi tarlaya süren, korsan toplantılar yapan, tellere tırmanan birileri varsa inceleniyor. Bunlar da Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmek üzere gerekli işlemler yapılacaktır. MHP'den ayıklanacaktır dedi. 52 STK terör saldırısını kınadı. Mardin'de hizmet veren 52 dernek, vakıf, oda ve sendikanın oluşturduğu Mardin Sivil Toplum Kuruluşları platformu ortak basın toplantısı düzenleyerek terör saldırılarını kınadı denilmiş haberin detayında. Teröre karşı zaten birlik olduğumuz an olay çözülecek. Müslüman olarak her zaman teröre karşı tepkimizi göstermemiz gerekiyor. Bu PKK, DAEŞ falan fark etmez. Hepsi aynıdır. Filistin'de de şu an bir terör olayı yaşanıyor. Fark eden bir şey yok. Oradaki Müslümanlara zulmedenlerin hepsi birer terör örgütüdür. Evet. Katolik Kilisesi'ne 3 milyon 700 bin dolar verdi. Gazetemiz yazarı Nurettin Veren demiş Akit Gazetesi'nin haberine göre. Gülen'in Katolik Kilisesi'ne 3 milyon 700 bin dolar vererek Gülen Kürsüsü kurdurduğunu söyledi. Evet.
Katolik Kilisesi'ne 3 milyon 700 bin dolar verdi başlığını görüyoruz. Veren Gülen'in 1967-1968 yıllarında Bediüzzaman'ın talebelerini kullanıp sonra onları elinin tersiyle ittiğini belirterek Gülen bize Said Nursi Hazretleri'nin talebeleriyle görüşmememizi emrederek onları dışladı diye konuştu. Gülen'in Texas'ın en büyük Katolik Kilisesi'ne 2 milyon dolar, Avustralya'da bir Katolik Kilisesi'ne de 1 milyon 700 bin dolar civarında para vererek Gülen kürsüsü kurdurduğunu belirten Veren, Gülen Vatikan'ın hoşuna gidecek, Hristiyanlıkta, Yahudiliğin ve Museviliğin ortasında herkese mavi boncuk verebilecek yeni bir din sundu, sunuyor açıklamalarında bulunuldu. Gülen neden sarayda yaşıyor dediği kovuldu başlığını görüyoruz. 4 yıl boyunca Türkiye'de paralel yapı yurtlarında kalan Pakistanlı Talha Balakhi, paralel yapının ülkesine sızmak için gençlerin hayatını nasıl kararttığını Akit'e anlattı. Toplanan paraları görüyorduk. Bu paralar nereye gidiyor diye sordum. Şu an cemaatten kopan arkadaşım Fethullah Gülen'in ABD'deki sarayının fotoğrafını gösterdi. Said Nursi sürgün edildi. Birkaç kez zehirlendi. Yokluk içinde yaşadı ama Hoca Efendi niye böyle bir sarayda yaşıyor dediğimde kızdı. O sarayda değil, kampta yaşıyor. O evin küçücük bir odasında yaşıyor diyerek beni tersledi ve kovdu denilmiş haberin detayında. Boğaz Erdal'ın öldürüldüğü kesinleşti. Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Boğaz Erdal'ın lakaplı Fehman Hüseyin'in öldüğü kesinleşti. Hükümet yetkilileri ölüm haberi doğrudur. İstihbarat ölümü doğruladı. Bizim istihbarat kaynaklarımız açısından öldürüldüğünün kesinliği konusunda bir tereddüt yoktur dedi. Kamışlı'da Erdal'ın ölüm şokunu yaşayan terör örgütü PYD köstebek avına çıktı. 100 kişiyi tutukladı. Bununla alakalı ek not olarak bunu da aktaralım sizlere kıymetli izleyiciler. Aralarında El Muhaberat ve YPG'nin bölge sorumlularının da olduğu çok sayıda kişinin sorgulandığı bildirildi. Köstebek arayan PYD'nin olayın yaşandığı yeri ablukaya aldığı da öğrenildi denilmiş. Haberin detayında kıymetli izleyiciler, bununla alakalı da şuna değinebiliriz. Şu an hepsinin kendi aralarında bir kargaşa yaşandığını biliyoruz. Kargaşa yaşandığı bununla alakalı devletten gelen bilgiler bu şekilde. Elebaşlarının öldürülmesiyle birlikte bakın nasıl kendi birbirleri işlerine düştüler ve dağılmaya başladılar. Cumhurbaşkanımızın bir ifadesi vardı bununla alakalı. Bunlar zaten karışmasaydı, bunlar birbirine düşmeseydi son zamanlarda bu kadar teslim olanları, yani teröristlerin teslim olanları sayısı bu kadar artmazdı açıklamaları var. Bununla alakalı yani ne kadar karıştı, ne kadar artık başka bir çareleri kalmadı. Teslim oluyor, ya teslim olacaklar ya da ölecekler ya da bu karışıklıkta yok olup gidecekler korkusundan dolayı teslim olanların sayısı da arttı diyebiliriz bununla alakalı. Bu notu da sizlere aktarmış olalım. Evet, Sabah gazetesiyle devam edelim. Gelen mesajlar var. Selamun aleyküm demiş bir izleyicimiz. Allah sizlerden razı olsun. Teşekkür ediyoruz kıymetli izleyicimize. Biz de kendisinden razı olsun diyoruz. Böyle ara ara yer vermeye çalışacağım kıymetli izleyiciler. Gelen mesajlar var tabii. Onlara da şöyle bir göz atıyorum. Yine selamlar gönderenler var. Teşekkür edenler var. Terör örgütüne destek çıkmasın kimse. Şu an çok güzel yürütülü operasyonlar demiş bir izleyicimiz. Evet, teşekkür ediyoruz kendisine kıymetli izleyicimizin. Evet, AB parlamentosu teröre kucak açtı başlığını görüyoruz. Dikkat edin AB parlamentosu teröre kucak açtı. Türkiye şu an nereye girmeye çalışıyordu? Avrupa Birliği'ne girmeye çalışıyordu. Şükürler olsun ki şu anki duruldu, bir ortalık duruldu, vize muafiyeti falan çıkacaktı. Bununla alakalı biz demiştik ki bunların bizi Avrupa Birliği'ne alacağı yok. Ama yani insanların bir umudu vardı. Avrupa Birliği'ne girince işte şöyle olacak, böyle olacak, hiçbir şey olacağı yoktu. Bunlar zaten bizi Avrupa Birliği'ne almayacaklar söyleyebiliriz. Bunu da aktarabiliriz. Eğer alacaklarsa da İnanın ki menfaati noktada alacaklardır. Menfaati olmayan noktalarda menfaati ne olabilir? İşte genç nüfus Avrupa'da bitmiş durumda şu an. İşte senin gençliğini oraya çekip oradaki genç nüfusu çoğaltmak için uğraşabilirler. Belki bu olabilir. İşte AB'nin teröre karşı ikiyüzlü tavrının son örneği Avrupa Parlamentosu'nda Öcalan ve PYD'li teröristler
sergisi açıldı denilmiş. Hemen içeriğini okuyalım. Avrupa Birliği'nin yasama organı Avrupa Parlamentosu'nda PKK çadırından sonra yeni skandal. Brüksel Parlamentosu binası bu kez bir fotoğraf sergisiyle terörizm propagandasına sahne oldu denilmiş. Sergide neler var? Terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'ın görüntüleriyle PKK'nın uzantıları PYD ve YPG'li teröristlerin Suriye'nin kuzeyinde çekilmiş fotoğrafları yer alıyor. Bilgi notlarında da bazı yerler kanton olarak tanımlanıyor. Elikanlı teröristleri öven bu görüntüler AB'nin senin teröristin benim teröristim şeklindeki çifte standardını gözler önüne serdi. Suriye'de DAEŞ'e terörist diyen AB PKK'nın kolu PYD'ye YPG'ye kol kanat geliyor denilmiş haberin detayında kıymetli izleyiciler. Sözcü kadının da açıklamaları var. Elikanlı Esad'ın sergisini de açsınlar başlığını aktarmış. Hani sistem olarak PKK terör örgütünü açıyorlar, YPG terör örgütünü açıyorlar, PYD terör örgütünü sergisini açıyorlar. Öcalan'ın resimlerini, bebek katillerinin resimlerini orada müzelerde sergiliyorlarsa o zaman Esed'in de sergisini açsınlar denilmiş. İltihap açılmış yani bu konuda başlığı sizlere aktarıyoruz. 6 milyon liralık soygun DAEŞ'in işi. İstanbul Bakırköy'de silahlı 4 kişinin Özbek uyruklu iş adamı Oraberk 1 milyon 916 bin lira dolarını yaklaşık 6 milyon lira yapıyor Türk parasıyla. Gasp etmesi olayında izler DAEŞ'i işaret ediyor. Atatürk Havalimanı'ndaki katliamdan 5 gün önce gelişen bu soygun için poliste para DAEŞ'i teröristlerin yakınlarına verilmek üzere gasp edildi. Değerlendirmesi öne çıktı denilmiş. Para dolu çantayla kaçan soyguncu kameraya böyle takıldı demiş. Şurada aktarılmış parayla birlikte kaçtığı görülüyor. Diğer taraftan Özbek soyguncular takip edilince araçtan inerek yaya kaçtı denilmiş. Haberin detayı da bu şekilde kıymetli izleyiciler. Soyguncular olayda susturuculu Glock marka tabanca kullandı denilmiş. Tabancanın fotoğrafı paylaşılmış kıymetli izleyiciler. İnşallah bir an önce yakalanmalarını Rabbim nasip eylesin diyelim. DAEŞ ve PKK kararına neden karşı çıktınız başlığını görüyoruz. Ana Muhalefet Partisi bizi aklı sıra DAEŞ'le ilgili soru yağmuruna tutuyor. Tek bir cevap veriyorum. 2013'te DAEŞ ve PKK'ya karşı mecliste karar alınırken CHP niye hayır oyu verdi? Her şey kayıtlarda açıklamasında bulundu. Biliyorsunuz ki bu seçim döneminde Türkiye'ye gerçekten sıkıntılı dönemlerde bile CHP'yi şöyle adlandırabiliriz. HDP ile birlikte iş tutarak, HDP ile birlikte aynı saflarda yer alarak dilen belki PKK'ya yardım ettiğini söylemedi ama HDP'ye destek çıkarak bir nevi onlara yardımda bulunmuş oldu. Bunlar çok önemli şeyler. Eğer söz konusu devletinse hükümet olarak olaya bakmamamız lazım. Menfaati olarak olaya bakmamamız lazım. Bir muhalefet partisi, muhalefet partisi nasıl olunmalı diye bir kendisi araştırmalı. CHP'nin ilk önce muhalefet partisi nasıl olmalı diye bir araştırmalı. Gerçekten burada partisilik zihniyeti olarak söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Şu parti bu parti, A parti B parti değil. Olay bu değil. Eğer gerçekten devletse mesele, gerçekten vatansa mesele burada birlik olunmalı, beraberlik içinde olunmalı. Hükümet kendi içinde sıkıntılarım vardır, kendi içinde dertlerim vardır. Onları yanlışlarıyla, eksikleriyle söyleyebilirsin. Bunu sana zaten kimse kısıtlamıyor. Bu zamanda hele kimse kısıtlamıyor yani. Burada terör örgütü bile rahat rahat çıkıp terörü destekleyenler bile rahat rahat mecliste konuşabiliyorlar. Terör örgütünü savunabiliyorlar. Böyle bir zamanda yaşıyoruz. Olmaması gereken bir şey aslında. Bu kesinlikle olamaz yani. Senin meclisinde terör örgütü propagandası yapabilecek kadar ahlaksız insanlar var. Hain insanlar var. Böyle bir zamanda yaşadığımız için hani bu zamanda kimse özgürlük yok, özgürlük yok demesin, hata yapar. Çünkü herkes istediği gibi ifadeyi kullanabiliyor. Gerekince Cumhurbaşkanı'nın ifade kullanıyor. Gerekirse diğer parti liderlerini ifade kullanabiliyor. Bu zamanda yaşıyoruz. O zaman gerçi söz konusu devlet olduğunda, söz konusu vatan toprakları olduğunda birlik olmalıyız. Ne kadar muhalefet partisi olursan ol, muhalefet partisi şu demek değildir yani. Vatan bölünsün de ne olursa olsun demek değildir. Vatan bölünmesin, biz gerek elimizden geleni yapalım vatan bölünmemesin ama şu yanlışım var, şu partinin şu yanlışı var, işte A partisinin bu yanlışı var, B partisinin şu yanlışı var
Hükümet partisinin şu anlaşı var, şunu düzeltmeniz lazım. Bunun için daha güzel teklifler sunarsanız, eğer muhalefet partisi zaten budur. Muhalefet dediğin de budur zaten. İşe muhalefet etmek. Burada bir olay varsa onu güzelleştirmektir muhalefet. Ama bu zamandaki muhalefet partilerini görüyoruz. HDP ile işbirliği yaparak hatta kendi milletvekillerinden bile PKK terör örgütü, terörist cenazesine gidenler var. Taziye cenazesine gidenler var. Bunlar hala bizim ülkemizde barınıyor. İnsanlar bir şekilde bununla birlikte uğraşıyorlar. Burada devletimize dualarda bulunmamız lazım. Maksat devlet elden gitmesin, devlet bölünmesin, vatan topraklarına zerre kadar zarar görmesin vatan toprakları. Bu topraklar kolay fethedilmedi. Bunu da unutmayın. Devam edelim. Kaçakçılık davasında Doğan için hesap vakti. Aydın Doğan'ın akaryakıt kaçakçılığı ile suçladığı POAŞ davası başlıyor. 6.3 milyon dolarlık vergi kaybı nedeniyle Doğan için 24,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor denilmiş. Haberin detayı da bu şekilde kıymetli izleyiciler. Kötü günler icat edin. Paralel yapı elebaşısı Gülen'in 17 Aralık darbe girişimi öncesi kaos talimatını el yazısıyla gönderdiği ortaya çıktı. Fethullah Gülen'in İsparta'daki soruşturmada ele geçirilen el yazılı notları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan paralel devlet yapılanması ana dava dosyasına girdi. Kendisini Mehdi ilan eden Gülen'in 17 Aralık darbe girişimi öncesi örgütüne dünya zulümle olduğunda Mesih gelir. Dünya zulümle dolduğunda Mesih gelir açıklamalarını görüyoruz. Kötü günler icat edelim, gerilimi artıralım talimatı verdiği anlaşıldı denilmiş haberin detayında. Diğer taraftan buzdolabından çıkan kumpas, HSYK İzmir askeri casusluk davasını açan savcı Zafer Kılınç ile hakim Serdar Ergül'ün yargılama izni kararını 7 gerekçeye dayandırdı denilmiş diğer bir başlık bu şekilde. Evet, siyah beyazlı yönetim terör bahanesiyle takımdan ayrılmak isteyen Sosa'ya talibisi Milan'a res çekti denilmiş. Haberin diğer başlıklardan bir tanesi de bu şekildeydi. Aziz Yıldırım'a 8 ay inmen cezası başlığını görüyoruz. Hemen aktaralım. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım sezon başlamadan önce ilk yarıyı kapattı. PFDK'nin 26 Mayıs'ta oynanan Fenerbahçe Galatasaray maçında hakeme yönelik hareketleri ve açıklamaları nedeniyle 8 ay hak mahrumiyet cezası verdiği Yıldırım bu sezonun ilk yarısında takımının maçlarını izleyemeyecek başlığını görebiliyoruz. Sabah gazetesinden de aktaracaklarımız bu kadar kıymetli izleyiciler. Vahdet gazetesiyle devam edelim. Vahdet gazetesinin manşetini bugün adamlığın kupasını kaldırdı başlığını görüyoruz. Vahdet gazetesinin başlığı dünya yıldızı formasını isteyen İsrailli rakibini yüzüne bile bakmadan reddetti. Altın ayakkabısını 1,5 milyon dolara sattı. İşgal altındaki Gazze'ye bağışladı. Ailesi yanarak can veren Filistinli Ahmet'e ve yetim Haydar'a sahip çıktı denilmiş. Adamlığın kupasını kaldırdı. Euro 2016'da Paris'in göbeğinde aldığı kupayı Fransa'nın kibri altında yaşayan 1,5 milyon Portekizli göçmene ve yeryüzünün tüm mültecilerine adadığı gönüllerde taht kuran Ronaldo kariyeri boyunca futbolun reel politikine aldırmadı. İsrail'in zulmünü rakip mazlum Filistin'e dost oldu denilmiş. İşte burada ufak bir şey var gerçekten, dost oldu mu, güvenilir mi buradaki soruyu sadece bunu söyleyip olayı geçeceğim inşallah. Onun kendisiyle alakalı bazı başlıklar var. Onları da isterseniz hemen aktarayım. 4 yaşındaki Ali Deva Bişe, Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin kundakladığı evde anne ve babasını kaybetti. Vahşete tüm dünya sessiz kalırken yanıklarla kurtulan küçük Ali'yi sahiplendi denilmiş abine. Beyrut'ta Filistinli mültecinin yaşadığı kampta düzenlenen DAEŞ saldırısında anne ve babasını kaybeden 3 yaşındaki Ali Aydar da Ronaldo'nun yarasını sarmaya çalıştığı miniklerden birisi oldu denilmiş. 2011'de dünyada yılın en iyisi seçilen Ronaldo'nun kazandığı altın ayakkabı açık artırmayla 1,5 milyon dolara satıldığı yıldız oyuncu bu parayı da Gazze halkına bağışladı denilmiş. Portekiz ile İsrail 2014'te maç yaptı. Portekiz'in galibiyetiyle biten maçtan sonra Ronaldo
katillerle forma değiştirmem diyerek İsrail bayrağı taşıyan formayı giymeyi reddetti denilmiş. Göçmenlere karşı katı bir tutum takınan Macaristan'da bir muhabirin çelme attığı Suriyeli mültecinin oğlu Real Madrid Granada maçında Ronaldo'nun yanı başında denilmiş. Bu şekilde açıklamalar var. Hollanda'da taraftarların İspanya sokaklarında mültecilere para atıp oley çektiği skandalın ardından görüntüleri izlerken kendimden utandım. O gün sahada olmayı çok istedim dedi açıklamalarını yaptı. Bununla alakalı biliyorsunuz ki bu olaylara da biz de değinmiştik. Bunlar böyle bir zihniyet. İşte Hollanda'da para atıyorlar. Bu şekilde insanlara yani Müslümanları böyle küçük görmek maksatları bu. Yani ezmekten başka bir şey değil. Başka bir amaçları yok bu milletin. İşte Hollanda'da yaşanan olaya değinilmiş yani. Diğer bir başlığa bakalım. Terör devleti İsrail normalleşmeye dinlemiyor. Başlığını görüyoruz. Katilin zulmü artarak sürüyor. Türkiye ile İsrail arasında yapılan normalleşme anlaşmasının ardından bölgeye yardım taşıyan tırlar Gazze'ye ulaşmaya başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan bir grup yetkili de Gazze'deki elektrik sorununu yetkili de sorununda çözüm amacıyla Batı Şeria'da Filistin yetkililerle görüştü. Ancak katil İsrail zulmünü sürdürüyor denilmiş. Filistinli gençler terörist ilan edildi denilmiş. Bakın bunların zihniyeti hiçbir zaman değişmeyecek. Biz bu anlaşmalar olduğun zamanda da ne zikretmiştik? Yani böyle bir ambargo kalkmasından bahsedilmişti ve anlaşmanın yapılacağını söylemişti. Bununla alakalı anlaşmalar tabii ki yapılacak. Bakın şu an 19 tır şu an Gazze'ye ulaştı ve ulaşmaya da devam ediyor. 400 tırlık bir olay var. Lady Leyla gemisinin İsrail limanına yanaşmasıyla birlikte. Bununla alakalı şükürler olsun oraya bir yardım ulaştı. Bununla alakalı elektrik, su da inşallah gidecek. Oraya bir yol açıldı. İnşallah bununla birlikte de güzel günler Filistin'i bekliyor olur. Ama baktığımızda bunlara güvenilmiyor. Diğer başta bak Filistinli gençler terörist ilan edildi deniyor. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Batı Şeria ve Kudüs'te faaliyetlerde bulunan gençlik hareketlerini yasa dışı örgüt ilan eden kararı imzaladı. Karar iç güvenlik birimi Shin Bet'in tavsiyeleri üzerine alındı. Gerekçe Filistinli gençleri terör devletinin insanlık dışı uygulamalara tepki göstermesi denilmiş haberin detayında. Yahudiler Mescid-i Aksa'yı bastı. Bakın. Hemen daha yeni olan olaylardan bir tanesi. 285 Yahudi yerleşimli dün sabah Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. Postallarıyla Aksa'yı kirleten İsrail polisi daha önce Yahudi yerleşimcileri 30 kişilik gruplar halinde avluya alıyordu. Mescid-i Aksa müdürü Ömer El-Kisvani ilk kez bu kadar kalabalık girdiler. Cami cemaatini ve öğrencileri taciz ediyorlar dedi. Maksatları belli. Yani bu kadar kalabalık girmelerin, bu kadar aşırı bir şekilde girmelerin sebepleri de belli. Aman biz buradayız ha, bizi unutmayın yani biz buradayız. Hala zulüm devam ediyor diyorlar. Rabbim şerlerinden muhafaza eylesin. Hayatlarını memate tebliğ eylesin inşallah. Mavi Marmara'yı bile suçladılar başlığını görüyoruz. Milli Gazete yazarı Ali Aydar Haskal Mavi Marmara'da 10 Gazze gönüllüsünü kasteden İsrail'le normalleşme sürecini vahdete değerlendirdi. Susmayı bile bilmiyorlar. İsrail'e 1 minute çekildiği zaman hemen herkes müthiş bir anti-İsrailciydi. Şimdi İsrail'le yapılan anlaşmanın faziletlerinden dem vuruluyor. İnsanlar çok çabuk ters yüz olabiliyorlar ve ters olduklarında savunmasını bile yapabiliyorlar. Susmayı bile bilmiyorlar demiş. Neresini tartışacağız? Bütün sorun çıkar ve dünyevilik. Evet, Mavi Marmara konusunun neresi denilmiş? Mavi Marmara konusunun neresini tartışacağız ki? Şehit olanlar bile suçlu ilan olundu. İHA yöneticilerinin içine düştüğü duruma bakın denilmiş. Kendi gerçeklerini bile savunamıyorlar. Tam bir paradoks içindeler denilmiş haberin detayında. Burada bir konuya değinmek istiyorum kıymetli izleyiciler. İsrail'e 1 minute çekildiği zaman hemen herkes müthiş bir anti-İsrailciydi. Şimdi İsrail ile yapılan anlaşmanın faziletlerinden dem vuruluyor denilmiş. İnsanlar bu yöne yönlendi. Yani insanların bir bekleyişi oldu İsrail'den gibi bir açıklama var. Gerçekten bizim milletimizde aslında bu var. Hani bir hareket yapıldığında tamam güzel mesela anti-İsrailci olunmuştu. Yani bununla alakalı İsrail'e kan kusuluyordu. Şu an bir anlaşma yapıldı. Sanki bir güven geldi. Sanki bir güvenme, sanki onlara bir güveneceğiz de işte böyle bir şey yok.
Bunlarla anlaşma sırf oradaki kardeşlerimizin menfaati noktasındadır yani. Onlara bir zeval gelmesin, onlara bir yardım edelim, onlara bir yardım eli ulaştıralım diye yapılan bir anlaşma, ticari bir anlaşma bir nevi İsrail açısından, bizim açımızdan da menfaati noktaları var. Ama baktığımızda bunlara kesinlikle burada çok önemli bir yere değinilmiş aslında. Hani bunlara nasıl artık eskiden onlara karşı düşmansak, onlar bize düşman olduğu gibi biz de onlara düşmansak, eskiden olduğu gibi onlar hala bize düşman. Biz de anlaşmaya girdikleri için sanmayın ki onlar da bizde böyle güzel geçinecekler. Yok öyle bir şey. Sadece gülecekler sana ama arkandan vurmaya devam edeceklerini bildiğin halde sen de bir Müslüman olarak onların sana hala düşman olduğunu, bizim de onların düşmanımız olduğunu unutmayacağız. Onlardan bize bir yarar gelmeyeceğini unutmayacağız. Onlardan bize zarardan başka bir şey geldiğini unutmayacağız kıymetli izleyiciler. Bizim bakıyorsunuz yani dünyalık çıkarlar için, dünyevilik yani maddesel için hiçbir zaman bunlara karşı yönelme olmasın diyoruz inşallah. Evet, devam edelim diğer gazetelerle. Devam edelim Yeni Şafak gazetesini sizlere aktaralım inşallah. Vaktimiz de zaten kısıtlanıyor inşallah. Vaktimizin de sonuna geldiğinde manşet ameliyatı programımızı da bitirmiş olacağız. Yeni Şafak gazetesi ile devam edelim. Yeni Şafak gazetesinin manşeti insanlık görevi. Türkiye'de uyum içerisinde yaşayan Suriyeli mülteciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlık açıklamasından sonra birden hedef haline getirildi. Muhalefet liderleri ve bazı gazeteler nefret söylemiyle toplumsal çatışma peşinde mültecilerin evlerini, yurtlarını terk edip can havliyle ülkemize sığındıkları ise unutuluyor denilmiş haberin detayında. Size kıymetli izleyiciler şöyle bir soru soralım o zaman. Sizce ülkemize mültecilerin yani Suriyeli vatandaşların vatandaşlık, Suriyeli vatandaşlara vatandaşlık verilmesi, Suriyeli mültecilere vatandaşlık verilmesini siz nasıl karşılıyorsunuz? Bununla alakalı eğer bizlere görüş ve önerilerinizi bildirmek istiyorsanız yani sizce vatandaşlık verilmeli mi, verilmemeli mi diye soruyoruz. Bununla alakalı mesaj göndermek isteyenler arkadaşlarımız iletişim adreslerimizi hemen ekrana yansıtırlarsa 538-330-9742 numaralı hattan da bizlere mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz kıymetli izleyiciler. Arkadaşlarımız birazdan ekrana yansıtacaklar. Evet. Türkiye'de uyum içerisinde yaşayan Suriyeli mültecilerden bahsedildi. Bize sığındılar, kapımızı açtık, vatandaşlık da vermeliyiz başlığını görüyoruz. Diğer bir başlık. Hemen yanındaki başlığı okuyorum. Tavsiyem onları tanıyın. Apartmanında 80 mülteciye yer açan emekli öğretmen Şerafettin Demir ders veriyor. Onlardan ne kötü söz ne de kötü davranış gördüm. Basında nefret dolu yorumlar okuyoruz. Tavsiyem onları tanımaya çalışmaları. Avukat Uğur Yıldırım da mülteciler hükümeti eleştirmek için kullanılıyor. İnsani boyutu göz ardı ediliyor diyor. Er ya da geç döneceğiz. Sağduyu çağrısı da var. Eski Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa Türkiye'nin istikbalini bozacak bir durum içinde olmalıyız, içinde olmamalıyız. Çok hassas davranıyoruz. Türkiye Dernekler Federasyonu Başkanı Mehdi Davut Türkiye'ye destan yazdı. Vatandaşlık sevinci burada kalacaklar diye değerlendirilmemeli. Er ya da geç döneceğiz açıklamalarını görebiliyoruz kıymetli izleyiciler. Eğer size bu haberde yani Suriyeli mülteciler vatandaşlık hakkı verilmeli mi, verilmemeli mi? Sizce bu sorunun cevabı sizce ne? Konya Beyşehir'de köpeğe tekme atıldığı için başlayan kavgada biri Suriyeli, iki kişi hayatını kaybetti. Bazı gazeteler ırkçılık boyutuna varan yayınlar yaparken sosyal medyada ise Suriyeli'ye ekmek ve su satışı yok yazılı fotoğraflar paylaşıldı denilmiş haberin detayında. Kesinlikle ve kesinlikle şunu da aktarmak istiyoruz. Bununla alakalı insanları galayana getirme, yani insanları birbirine düşürmek için elinden geleni yapacaklar. Bu kafir zihniyeti, Yahudi zihniyeti, senin ülkende maşaları var diyoruz. Türkiye'de maşaları var diyoruz bunların. Maşaları olduğundan dolayı bu ülkemizdeki iç ve dış maşalarını her zaman çalıştırmaya devam edecekler. Yeryüzünde fitneyi yaymaya devam edecekler. Fitne her zaman olmuştur. Peygamber Efendimiz zamanında olmuştur. Aynı zaman, o da zamandan bu zamana kadar. Olmuş mudur? Olmuştur. Devam edecektir. Ama
Müslüman olarak bu fitneye, bu kargaşaya düşmememiz lazım. Bir bakıyoruz şu an Amerika'ya bakıyoruz, ABD biliyorsunuz ki siyahi ve beyaz beyaz polislerin siyahileri öldürmesiyle bundan dolayı 565 tane siyahinin öldürülmesiyle alakalı insanlar ne yaptı? Bir iç savaş mı çıktı kargaşası var. İnsanlar protestolara kalkıyor. Bununla alakalı haberleri sizlere aktarmıştık. Bununla alakalı da bilgiler paylaşmıştık. Görüyoruz ki ırkçılığın nelere ulaştığını, ne boyutlara ulaştığını görebiliyoruz. Ülkemizde de bunu yaymaya çalışanlar olacaktır tabii ki. Bununla alakalı ülkemizin rahatını, ülkemizi bozmak isteyenler, ülkemizde kargaşa çıkartmak isteyenler olacaktır. Ama bizim burada Müslüman olarak birbirimize düşmememiz lazım. Bizim Müslümanın Müslümandan başka dostu yok. Bizi birbirimize düşürmelerine imkan tanımayalım. Birbirimize düşmeyelim. Biz her zaman kardeşimizi tutalım, Müslüman kardeşimizi tutalım. Onlara kesinlikle ve kesinlikle onlara karşı davranışlarımızda böyle davranışlar göstermeyelim. Yok ekmek su verilmesin, böyle şeyler su satışı yok, ekmek satışı yok. Böyle şeyler çok kötü şeyler, yapmamamız gerekiyor. Sizi böyle bu şekilde galayana getiriyorlar. Yapılmaması gereken hareketler, insanları bakın sosyal medya diyoruz. Sosyal medyaya bu zamanda herkes ulaşabiliyor. PKK terör örgütlerin bile kendi ağları var, bu şekilde insanlara empoze ettiği şeyler var. Bununla birlikte kendilerine eleman kazandıranlar var. Aman dikkat diyoruz, bunların oyununa gelmeyelim. Evet, koltuğu patladı başlığını görüyoruz. PKK ile başı Bazı Erdoğan'ın Fehman Hüseyin yani Kamış'la öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar çıktı denilmiş. Kandil'de ölecek. Menbiş'te birlikte çalıştığı Bazı Erdoğan'ın öldürülmesi ABD'yi panikletti. Bağoz'un cesedini Suriye'de Kuzey Irak'a taşınacağı ve hava saldırısında öldü. Haberlerinin servis edileceği belirtiliyor denilmiş haberin detayında. Türk kaptan Rusya'da esir. Rusya ile Kırım arasında yapılan Kerç Boğazı'nın direklerine çarpan Lira gemisi mürettebatıyla 4 aydır mahsur, can kaybı yaşanmayan kazada hasar için Rus şirkete 522 bin dolar tazminat ödendi, ancak savcı 5'i Türk 9 mürettebatı serbest bırakmıyor. Gemi kaptanı Kazım Kara'nın kızı Meryem Kara yardım çağrısında bulundu denilmiş haberin detayında. Kandil ve PYD Rest Özgür Suriye Ordusu'nun kurucusu komutanı Riyad Esad, ABD projesi olan PYD Suriye halkının bedel ödeteceğini söyledi. O kadar kolay değil başlığını görüyoruz. Diğer bir başlık. Devrimin sabote edildiğini belirten Esad, sonra PYD'nin formasına sığınacak kadar küçülen bir ABD var. ABD Suriye'deki katliamlardan Esed, Rusya ve İran kadar sorumlu. Ama Kandil'den inip Suriye'de devlet kurmak bu kadar kolay olmayacak. Ayrışarak bu süreci fırsata dönüştürmek ihanettir. Suriye halkı PYD'ye bedel ödetecektir dedi, açıklamalarında bulundu. Bombaya karşı mobil binalar. Suriyeli muhalifler İstanbul'da toplandı. Muhalif Devrimci Güçler Koalisyonu Başkanı Enes El Ubde ile Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Cevat Ebu Hattab'ın bulunduğu toplantıya Halep ve Deraya'daki Özgür Suriye Ordusu komutanları da telekonferansla katıldı. Ubde, Halep'in vahşi bir şekilde yıkıldığına dikkat çekti. Hatta ise hükümet üyelerinin hava saldırılarından korunmak için mobil binalar kullanacağını belirtti denilmiş haberin detayında. Yıldırım'a şok ceza denilmiş. 140 bin lira para cezası verildiğini açıklanmış. 8 ay men cezası, mahrumiyet, hak mahrumiyeti ve 140 bin lira para cezası kesildiği söylenmiş haberin detayında. Evet, ifade verecek başlığını görüyoruz. Halkı alenen tahrik suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ifade vermeye gidecek. MHP Bahçeli'nin bugün saat 14'te Ankara Adliyesi'ne gideceğini duyurdu. Otogara yeni konsept denilmiş. Otogarlarda terör eylemlerine karşı havalimanındaki benzer güvenlik önlemi alınacak. Bilet almaya gelen vatandaşa kimliği sorulacak. Kimlik bilgisi kayıt edilecek. Yolcular 2 günlük iki güvenlik noktasında geçecek denilmiş. Bilet yolcusu kontrol noktasına kadar ilerleyemeyecek denilmiş. Haberin detayı da bu şekilde. Bayram tatili 9 gün. Başbakan Binali Yıldırım biliyorsunuz ki müjde gibi açıklamayı verdi.
9 günlük bayram tatili oldu. İstanbul komple boşaldı. İstanbul her yer uygulamalara baktığımız zaman ve haberlerde izlediyseniz her taraf yemyeşildi. Yani hiç trafik yoktu. Hatta trafik yoğunluğunu %1'lere düştüğünü bile biliyoruz. Yani %10'lardan yukarı çıkmadığını da söyleyebiliriz. Şu an hala bile trafik yoğunluğunun az olduğunu söyleyebiliriz. Evet, bayram tatili de 9 gün Başbakan Yıldırım açıkladı. Kurban Bayramı tatili de 9 gün inşallah, bunu da sizlere aktarmış olalım inşallah. Bildiri şovuna soruşturma başlığını görüyoruz. Yargıtay ve Danıştay yargı paketini protesto için Yargıtay önünde bildiri dağıtan 21 üye hakkında soruşturma başlattı denilmiş. Soruşturma gerekçesinde cübbeli eylem, meslek şerefine aykırı, üyeliğin vakar ve onuruna dokunan, kişisel ve haysiyet ve itibarını kıran, görev icatlarına uymayan davranış olarak nitelendirildi. Üyelere uyarı ve görevden çekme cezaları verilebiliyor denilmiş haberin detayında. Gelelim artsın Mehdi gelsin başlığını görüyoruz. Fethullah Gülen'in yakınları tarafından kaleme alınan sözleri Ankara'daki paralel devlet yapılanması ana davasına girdi. Notlarda Gülen'in Mehdi yorumuna dikkat çekiyor. Dünya zulümle dolduğunda Mesih gelir, kötü günler icat edelim, gerilimi artıralım, Mehdi gelelim döneminde gelir başlığını görüyoruz. Gülen'in notlarında dikkat çeken bazı değerlendirmeler şu şekilde. Hablemitoğlu'nun düşmandı başlığını görüyoruz. Necip Hablemitoğlu öldürüldü. Kanal gezip aleyhte konuşuyordu. Hayattayken ömrünü bize düşmanlıkla geçirdi. Aziz Yıldırım yorumu, Şike Spor'da sektör olmuş. Meğer haberimiz yokmuş. Maalesef Aziz Yıldırım'ın takibi ki... tabii ki ehli imanlı olduğu yerde hep düşmanlık yaptı denilmiş. Beşiktaş Başkanı kibirli. Beşiktaş Başkanı'na da dine yabancı ve kibirli birisi. Bunların ortamı çok bozuk olunca temiz bir havada bunların arasında oldukça zor denilmiş. Haberin detayı bu şekilde. Bariye'nin derin kulağı başlığını görüyoruz. İzmir'deki askeri casusluk kumpasında rol aldığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan tüm amiral Mustafa Zeki Uğurlu'nun 2011'de terfi edip deniz kuvvetlerindeki tüm elektronik haberleşme sisteminin başına getirildiği öğrenildi. Uğurlu bu görevinde amiraller dahil tüm personellerin cep telefonu trafiğini takip edebildi. Fişlemeler için önemli bilgilere ulaştı. 2012'de yaş kararıyla deniz kuvvetleri komutanlığı personel başkanlığına getirilince de tüm komutanlığın atamasına da etkili oldu. Uğurlu ABD'den dönmemekte ısrar ederse devreye Interpol girecek denilmiş. Haberin detayı bu şekilde kıymetli izleyiciler. Böylelikle de gazetelerimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelen mailler var. Hani soru sormuştuk mültecilere, Suriyeli mültecilere hak verilsin mi? Yani vatandaşlık verilsin mi, verilmesin mi sorusunu sormuştuk. Vatandaşlık verilmesin demiş bir izleyicimiz. Suriyelilere kimlik verilsin demiş bir izleyicimiz. Gelen mesajlar var. Suriyelilere vatandaşlık verilsin. Diğer izleyicimiz, Suriyelilere vatandaşlık verilmesin. Verilsin demiş bir izleyicimiz. Verilmesin demiş bir izleyicimiz. Hayırlı yayınlar demiş. Suriyeliler vatandaşlık hakkı kesinlikle verilmesin. Ama isterlerse kardeşlik için de yaşıyoruz zaten. Selamun aleyküm demiş bir izleyicimiz. Böyle bir yorumda bulunmuş kendisine. Teşekkür ediyoruz böyle bir yorumda bulunmuşsun. Verilmesin demiş ama vatandaşlık, yani kardeş içinde yaşayalım. Biz her zaman kucağımızı, yani onlara kucak açtık. Her türlü yardımlarına koşarız demek istemiş kendisi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Selamun aleyküm, iyi yayınlar. Suriyeliler alınsın ama iş sıkıntısı oluyor. Suriyelileri az maaşa çalıştırıyorlar. Türk işçileri zor durumda kalıyor denilmiş. Alınsın ama böyle de bir şeyimiz var. Yani Suriyelileri az fiyata çalıştırıyorlar, az paraya çalıştırıyorlar. Ama bunlar Türk vatandaşı olursa da şöyle bir şey olacak, biliyorsunuz ki bunlar da sigortalayacaklar. Buna göre aynı maaş onlara da verecek, sigorta onlara da olacak gibi şeyleri de düşünebiliriz. Bununla alakalı hani sizin oradan mı bakmak lazım, biraz maddesel mi bakmak lazım, biraz manevi mi bakmak lazım olaya, biraz değerlendirmek lazım. Bununla alakalı da Rabbim inşallah hakkımızda hayırlısını nasip etsin. Vaktimizin de sonuna yaklaştık. Gelen mesajlar var. Selamun aleyküm, iyi yayınlar demiş. Suriyelilere vatandaşlık verilmesin demiş bir izleyicimiz. Saygıyla karşılıyorum, ben bir şey demiyorum yani bu konuya. Selamun aleyküm demiş bir izleyicimiz de.
verilsin demiş. Ne olacak ki demiş. Ne olacak demiş. Bu selamünaleyküm demiş bir izleyicimiz. Bu ülkede kimlere vatandaşlık verildi? Suriyeli'ye verilse ne olur demiş bir izleyicimiz. Burada bir şeye değinmiş, onu söylemek istemedim. Teşekkür ediyorum kendisine. Evet kıymetli izleyiciler, böylelikle yani şöyle baktığımda gelen mesajlara neredeyse yarı yarıya verilmesin ya da verilsin az deriz ama verilmesin nedense çok geliyor gözüme. Verilmesin diyenler var. Ama Rabbim aklımıza nasip eylesin. Bu olaya baktığımızda kesinlikle İslami açıdan bakmamız gerektiğini buradan aktarabiliriz kıymetli izleyiciler. Kesinlikle ve kesinlikle İslami açıdan bakmamız lazım olaya. İslami açıdan değerlendirmemiz lazım. Hiç menfaati noktada değerlendirmememiz lazım. Hani maddesel tabii ki ekonomik olarak kendinizi düşünebilirsiniz eyvallah. Ama bu konuda maneviyatı her zaman maneviyatı göz önünde bulundurmamız lazım. Bunu böyle hareket etmemiz gerektiğini sizlere aktarabiliriz kıymetli izleyiciler. Yarın inşallah sabah Burak Doğan hocamız sizlerle birlikte olacak. Bugünlük de manşetten millete programımızın sonuna geldik. Bugün manşetteki başlarla sizlerle olmaya çalıştık. İşte birçok manşet vardı. Dikkat çekenler bayram tatilinin yani Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması. Diğer taraftan radar kontrollerinin yani radarların çokça olması. Dublo yolların olduğu halde ama 5 saatlik yolu radarlar yüzünden 13 saate çıktığını aktardık sizlere. Radarlardan insanların şikayetçi olduğunu sizlere aktardık. Diğer taraftan Bağzu Erdal'ın öldürüldüğü kesinleşti. Bu haberi sizlere aktardık. Bununla alakalı da hemen bilgiyle şöyle paylaştık sizlerle. AB parlamentosuna döndük biliyorsunuz ki teröre kucak açtı. Bunlardan bizlere yani Avrupa ülkelerine Müslüman olmayanlara güvenilmeyeceğini, Müslümanın Müslümandan başka dostu olmayacağını buradan sizlere aktardık. Bugünlük manşetten millete programımızın sonuna geldik. Sürçülisan ettiysek affola diyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın.